Gençler merhaba. AYT soru çözümleri. Bakalım ilk sorumuz soluk alışverişi ile alakalı. Diyafram ve kaburga kaslarının soluk alırken kasıldığını, soluk verirken ise gevşediğini hatırlayalım lütfen. Birinci durumda okulardan da görüyorsunuz. Hava ciğerlere doğru dolmuş. Burada soluk almış, kasılmış. Ama burada diyaframı tekrar kubbeleştiğini görüyorsunuz. Havayı da dışarıya doğru göstermiş. Burada da soluk vermiş, gevşemiş. Birinci ve ikinci durumları tespit ettik. O zaman soluk alma durumunda diyafram kasık kasılır. Soluk vermenin meydana gelmesinde akciğerlerin geri yaylanma basıncı dediğimiz elastik liflerden dolayı ortaya çıkan kuvvet ortaya etkilidir. Doğru. Soluk almada göğüs boşluğunun hacmi artar ama iç basıncımız buna bağlı olarak azalır. Hava yüksek basınçtan alçak basınca doğru dolar. Bu da doğru. Soluk verme sırasında kaslarımız gevşer. Soluk vermede harcanan ATP miktarı soluk alma sırasında harcanan ATP miktarından daha fazladır diye bir şey söyleyemeyiz. Hem soluk almada hem soluk vermede ATP harcanıyor bu arada bunu unutmuyoruz. Kişi soluk alırken daha aktif ama soluk verirken daha pasiftir. Ama her iki olay sırasında da ATP harcanır. Oksijenli solunumun farklı evrelerinde üretilen ATP yöntemleri ile ilgili hangisi doğru? Glikolizde substrat düzeyinde fosforilasyon, Krebs döngüsünde yine substrat düzeyinde fosforilasyon fakat ETS'de oksidatif fosforilasyon vardı. Bu durumda yalnızca İlk şık doğru olmuş oluyor. Erkek üreme sistemi ile alakalı hormonlarda hipotalamusun hipofiz bezini üreme hormonları salgılaması için uyardığı hormonun ismi GnRH idi. Uyarıcı bir hormon. Bu durumda hipofizin ön lobu testislerdeki Leydig hücrelerini uyarmış. Buna dikkat etmeliyim. Leydig hücrelerini uyardığına göre bu hormon LH. Bu durumda Leydig hücreleri de testosteron hormonu salgılıyordu. Dolayısıyla bakalım nerede eşleşiyor? D şıkkında cevap doğru diyoruz. Nükleik asitlerin yapı birimi olan nükleotitlerin sentezi sırasında. Nükleotit sentezi sırasında bazla şeker arasında glikozit bağı kuruluyordu. Daha sonra da fosfat ester bağı ile bağlanıyordu. Alın size bir adet nükleotit. Dolayısıyla baz ve şeker arasında glikozit bağı kurulur. Şekerle fosfat arasında ester bağı. Bir pürinle bir pirimidin bazı arasında hidrojen bağı kurulması. Evet bu pürinle pirimidin arasında hidrojen bağı kurulması DNA sentezi sırasında gerçekleşirken burada nükleotit sentezi sırasında dediği için burada bırakıyorum olayı ben. Yoksa DNA'yı sentezleyecek olsam karşılıklı ipliklerdeki bir pürinle bir pirimidin arasına hidrojen bağları eklenecektik. Nükleotit sentezini soruyor. Pulmoner dolaşım yani akciğerle kalp arasındaki dolaşım bu. Pardon. Buna küçük dolaşım. Buna ise büyük dolaşım diyoruz. Şimdi bu dolaşım yollarında görev alan damarlar için hangisi doğru olamaz diyor. Bakalım. Pulmoner dolaşım akciğerle gerçekleştiği için alveol kılcalları doğru. Sistemik dolaşım büyük dolaşım kapı toplar damarı. Ama bakın pulmoner dolaşım küçük dolaşım yani akciğerle kalp arasında gerçekleşecek. Üst ana toplar damarla ilgimiz yok. Akciğer atar ve akciğer toplar. Dolayısıyla alveol kılcalları etkili olacak. Cevabımız C. Evet, bitkilerde ışıktan bağımsız reaksiyonlarda üretilen anahtar molekül. Bunun adını unutmayacaktık. PGL. Bu molekülden glikoz ve diğer bazı moleküller sentezlenir. Neler sentezlenebilir bir bitkide diyor. Amino asit sentezlenebilir. Vitamin sentezlenebilir. Yağ asidi gliserol sentezlenebilir. Evet, ama tuzlar, mineraller inorganik madde olduğu için bunlar bitki tarafından sentezlenemez. Dışarıdan hazır olarak alınır. Karasal iki komint arasında bulunan ekoton bölgesi için neydi o ekoton? Kesişim bölgesiydi.
Hangileri doğrudur? Her iki komiteye ait, evet, kesişim bölgesi olduğu için bazı türler burada bulunabilir. Tür çeşidi bakımından bu yüzden zengindir. Değişen çevre koşullarına karşı toleransları yüksek olan canlılar bu ekoton bölgelerinde yaşayabilir. Birey sayısı azdır genellikle burada. Her zaman aynı türe ait popülasyonları arasında oluşur. Ne kadar yanlış. İki farklı komünite arasındaki geçiş bölgesi. Ekoton. Evet, burada lütfen beynin kısımlarını çıkartalım. Burası korteks. Uç beyin. Burası beyincik. Evet, bakın. Beyin. Şurası. Artık omuriliğe doğru giderken omuriliğin soğanı. Burası pons. Ve burası da orta beyin. Bakalım bakalım. O yapısından alınan kesitte dış kısmında ak, iç kısmında boz madde bulunur. Omurilik soğanı ve omirilik de dışta ak, içte bozdu. Ama diğer kısımlarda dışta boz, içte ak madde bulunuyordu. Doğru. Doğruyu soruyor bize. Ne? Cevabı bulmuş olduk ama diğer şıkları da bakalım mı? N, O, M kısımları beyin sapını oluşturur. M yok. Beyin sapını OPO oluşturuyor demiştim. Yani omurilik soğanı, pons ve orta beyin. Beyincik yapısında bulunan sinir merkezleri bazı kalıtsal reflekslerin ortaya çıkmasını sağlar. Beyincik denge, kalıtsal refleks derken hayati reflekslerle alakalı omurilik soğanında tepkiler oluşuyor. Pons beyin yarım küreleri arasında. Beyin yarım küreleri değil, beyincik yarım küreleri arasındaki bilgi aktarımını sağlıyordu. Beyin yarım kürelerini birbirine bağlayan korpus kollosumdu. K yapısında sadece istemsiz, şimdi K ve sadece istemsiz hareketli sinir merkezleri vardır. Olur mu? Uç beyin hatta istemli davranışları kontrol ediyordu. İstemli uç beyin. O yüzden yanlış. Evet, kümeli dağılım gösteren. Bakın bazı popülasyonlarda bireyler böyle. Koşullar birbiriyle homojen olduğu için, eşit olduğu için böyle bağımsız dizilir. Ya da gruplar halinde bir arada olur. İşte bunun adı kümeli. Ya da rastgele. Şöyle. Böyle farklı dizilimler vardır. Şimdi kümeli dediği zaman bunu düşüneceğiz. Avcı hayvanlardan oluşabilir. Evet, grup halinde gezen avcılardan oluşabilir. Bireyler belirli alanlarda toplanır. Çok mantıklı. Her bireyin kendine ait alanı vardır. Yani her bireyin değil, bunlar grup halinde bulunuyorlar. Biraz çelişti. Üç farklı ribozomun görev aldığı protein sentezinde bir tane mRNA var, üç ribozom var. Bu üç ribozom aynı mRNA'yı kullandığı için üretilen protein birbirinin aynısı olacak. Bu yapıya polizom diyorduk, hatırlayın. Aynı çeşit proteinin daha kısa sürede üretilmesini sağlıyordu. Şimdi bakalım hangileri doğrudur? Üç farklı ribozomun görev yapması, üç farklı amino asit dizilişi. Hayır, amino asit dizilişleri aynı olan polipeptitler sentezleniyor. Ribozom 3 üzerinde kurulan peptit bağ sayısı ve diğerleri üzerinde kurulan peptit bağ sayısı birbirine eşittir. Burada fazla diyor. Yanlış. Aynı antikodon çeşidine sahip olan tRNA'lar aynı amino asitleri taşıyacakları için, aynı amino asitler kullanılacağı için, yani aynı tRNA çeşitleri kullanılacaktır. Dolayısıyla B olacak cevabımız. Karbonhidrat, protein ve yağların nükleik sindirildikten sonra emilimi. Evet, DNA ve RNA. Bunlar nükleik asitler. Nükleaz enzimiyle pankreas tarafından salgılanan nükleaz enzimiyle sindirilir. Bu çok doğru. Proteinler mideden sindirilen, evet, pepsinle. Mideden üretilen pepsin enzimiyle sindirilmeye başlar. Pankreastan tripsin ve kimotripsin, tabi bu üç enzim inaktif olarak salgılanırdı.
Sonra işte aminopeptidaz gibi ince bağırsak enzimleriyle sindirilmeye devam ediyordu. Trigliserit, yağlar, karaciğer ve pankreas diyor. Altını çizmiş enzim. Biliyorsunuz karaciğer sindirme enzimi üretmiyor. Safrıyı gönderiyor. Safra ile yağlar mekanik sindirime uğruyor. O yüzden buraya sadece lipaz olarak pankreas yazmalıydık. Lipaz enzimini gönderen. Bu yanlış. Nükleik asitleri pankreasın ürettiği nükleaz enzimi nükleotitlere kadar parçalar. Nükleotitler de ince bağırsağın ürettiği nükleotidaz enzimiyle tamamen parçalanır. Nişasta hem tükürük bezleri hem de pankreas tarafından üretilen amilazla sindiriliyordu. Çizgili kas hücresinde. Bu bize ne diyor? Dolaylı olarak kasın kasılmasını mı gevşemesini mi söylüyor? Hemen aklınıza bu şekil gelsin lütfen. Endoplazm retikulum organeli içerisinde depolanan kalsiyumlar sitoplazmaya çıktığı zaman kasılıyordu. Sitoplazmadan tekrar ERE içerisine girdiği zaman ise gevşiyordu. Burada sitoplazmadaki kalsiyumun artışı dediğine göre kasılma diyeceğiz. Neler olur? Kas kasılırken de gevşerken de ATP harcanır. Aktin ipliklerinin miyozine bağlanması. Aktin, miyozin şöyle hop. Bunlar birbirlerine doğru kayıyorlar, hareket ediyorlar. Sarkomerin boyu kısalıyordu kas kasıldığı zaman. Somatik. Biyoteknoloji de anlatmış olduğumuz poliploidi ile alakalı bir soruymuş bakın. Somatik hücrelerde iki kromozom takımından daha fazla sayıda kromozom 3N, 4N, 5N gibi anormal durumlar poliploidi olarak isimlendiriliyordu. Peki aynı türden normal kromozom sayılı bitkiye göre bunlar daha büyük, meyveli, daha tatlı, daha güzel, daha hoş oluyordu. Bu anormal durum daha güzel sonuçlara sebep oluyordu. Ve çoğu sebze, meyve böyleydi. Çekirdeksiz üzüm, karpuz yönetiminde, üretiminde bu poliploidinden faydalanılıyordu. Eşe üremesi daha hızlıdır. Eşeysiz üreme yeteneklerini kaybetmiştir şeklinde bir şey söylemedik. Şunları bilecektik. Poliploidi de gençler. Evet, değerlendirirsem burada yapabileceğiniz bir soru belki bir taneydi. O yüzden hepinize başarılar diliyorum. Umarım iyi sonuçlar haber verirsiniz.